Evet, Allah yolunda olmazsanız hafizanallah şeytanın pençesine düştüğünüz mukadderdir. İmam Şafii Hazretleri buyurur ki sen hak ile kendini meşgul etmezsen hak, adalet, istikamet, yapman gerekli olan şeyler batıl seni meşgul eder. Hiç farkına varmadan batılla meşgul olursun. O seni öyle işgal eder, öyle pençesini alır ki yapacağın çok pozitif şeyler sağda solda ihmale uğrarlar. Sen hakla kendini meşgul etmezsen batıl seni meşgul eder. Geçmişten tevarüs edilen değerler, şuur altı müktesebat, atalarımızdan bize intikal eden şuur altı müktesebat ve bütün dünya bu müktesebatı yaşıyor. Siz bu hususta yapmanız gerekli olan değerlendirmeyi yapmadığınızdan dolayı bu defa kendi içinizde birileriyle sizi meşgul eder. Suni düşmanlar icat eder. Bağırır çağırır, intikamla köpürür, paranoyalar yaşar. Onları yok etmeye çalışırsınız. Bunların bütünü şeytanın dürtüsüdür. Bütünü şeytanın dürtüsüdür. 3-5 tanesine şeytan böyle dürtüde bulunur. Birileri de zaten her zaman kitle psikolojisiyle onları takip ettiklerinden dolayı onlar da o haksızlıklar, o denaatler karşısında sükût eder. Dilsiz şeytan olma durumuna düşerler. Şeytanla nasıl istibatlanıyor? Öbürleri dilli şeytanlar. Dilli şeytanlar birilerini tesir altına alınca onların yaptıkları haksızlıklar karşısında sükût edenler, sesini çıkarmayanlar da dilsiz şeytan olurlar. Demek ki asıl mesele sahanın bir yönüyle şeytanın hükümranlığı altına geçmesi meselesi.